Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Uzun süredir merakla beklenen Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayına girdi biliyorsunuz. 9 Temmuz'daki galadan bir video magazin gündemine öyle bir düştü ki yer yerinden oynadı. Ekibin beraber röportaj verdiği sırada Seda Bakan'ın "herkes birbirini tanıyor gibiydi" cümlesinin üzerine Tuğba Büyüküstü'nün ani çıkışı ve sonra da arkadaşını susturmaya çalışması büyük tepki çekmişti. Tuğba Büyüküstü'nün kaba ve itici bulunan tavırları meselenin bir hayli büyümesine sebep oldu tabii ki. Fakat ikili bu duruma videolu konuşmalarından aldıkları ekran görüntüsünü hikayelerinde paylaşarak "aramız iyi, problem yok" mesajıyla müdahale etse de "bu çok iyiyiz" pozları kimseye geçmedi. Tüm bu olaylar sonrasında Seda Bakan'ın kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına yapılan "olay büyümesin diye alttan aldığınızı tüm Türkiye halkı fark etti. Sen seni yedirsen de biz seni yedirmeyiz aşko" yorumunu Seda Bakan'ın beğenmesi "ne oluyor" dedirtti. Ayrıca Seda Bakan Tuğba Büyüküstü'nün kendisini kıskandığını anlatan yorumları da beğendi. İyiyiz pozlarından sonra bu yorumların beğenilmesi de herkesi bir düşündürdü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tuğba Büyüküstü'nün Seda Bakan'a anlamsız yükselişi sosyal medyada gündem olmaya devam ederken açıklamaları ve göndermeleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet Akalın da olaya tepkisiz kalamadı. Seda Bakan ve Tuğba Büyüküstü'nün röportajında "ne görüyorsunuz" diye sorulan bir tweet'e yanıt veren ünlü şarkıcı "Seda Bakan'ın gözümde daha da büyümesini görüyorum" dedi. Akalın başka bir kullanıcının Büyüküstü'nün hakkındaki "dizide çok donuk, soğuk, mimiksiz birisi. Sanırım gerçek hayatta daha itici ve gıcık biri görüldüğü üzere" sözlerine ise "imzama atıyorum. Aynen" yorumunu yapmasıyla Tuğba Büyüküstü'nü gömdü. Gündemin başarılı oyuncularından olan Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki performanslarıyla da çok beğenilmişti. Fakat başarılı oyunculuklarının yanında ikilinin aile hayatları da gündeme gelirken bu başarılı ikilinin güzel kızları da bir araya geldi. Hazal Kaya'nın ve Lara Paşalı'nın boncuk kızları buluştu ve ortaya da aşırı dost tatlılık içeren bu fotoğraflar çıktı. İki boncuk gözlünün birbirlerine olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. Yakın arkadaşı Ala Toker elden sonra Danla Bilic'de gönlünü futbolcuya kaptırdığı iddialarıyla gündemde. Yaş farkıyla gündem olan Ayla Tokel ve sevgilisi Bertuğ Yıldırım'la ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı. Ayla Tokel aşkını gizlemezken Danla Bilic'in bu konuda sessiz kalması ise dikkat çekmişti. Ta ki ünlü futbolcuyla takipleşene kadar. Danla Bilic ve milli futbolcu Alemdar bir gece yarısı birbirlerini takibe alınca aşk dedikoduları alevlendi. Ünlü fenomen geçtiğimiz günse 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar'la ilk kez görüntülendi. Belgrad sokaklarında vakit geçiren ikilinin arasında yaşananlarsa merak ediliyor. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.